hepsini değerlendireceğiz. Gazeteci Nazif Okumuş bugün bizimle. Sayın Okumuş, hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi suç örgütü lideri Sedat Peker ve bir anda da yayınlamış olduğu videolar, dünkü videosu da 8. videoydu, görüntülü konuşmaya yer verdi. Ancak baktığımız zaman Soylu her ne kadar Habertürk'te bazı iddialara cevap vermiş olsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sessizliğini koruyor. Bu tüm olan bitenleri nasıl değerlendirirsiniz? Buyurun. Evet, maalesef demokrasilerde suçlananlar siyasetçi ve devlette iseler görevlerinden ayrılmalıdırlar. Ve haklarında meclis soruşturması açılmasını isteyecekler ve meclis de bunu yapacaktır, yapmalıdır. Onlar bunu yapmıyorlarsa daha üsttekiler araştırma soruşturma talimatı vereceklerdir. Yani üsttekiler kim? Görevden alacak olanlar. Kim bunlar? Azledecek olanlar. Kim bu? Burada Türkiye'de son rejim değişikliğiyle beraber Sayın Cumhurbaşkanı, yani tek adam. Dolayısıyla bunu bu yapması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu yapması lazım. Maalesef adalet mekanizmasının tartışıldığı ve hukukun üstünün lafta kaldığı, anayasal haklarını siyasi tercihlere ve duruşlara göre değerlendirildiği bir Türkiye sonunda bu noktaya getirildi. Ve çeteleşmeler, mafyalaşmalar, örgütlü örgütsüz suç baronlarının peydahlanması ve nihayetinde hatta etnik kimliklere varan, kaynaklanan tanıtım ve pazarlamalara kadar Türkiye'de olan biteni hepsini canlı bir şekilde izleyen bir millet var, halk var. Ve neticede kamu nüfuzunun da kötüye kullanılması var. Ne demek kamu nüfuzunun kötüye kullanılması? Yani Türkiye'de idarenin içerisinde yer alanlar, neticede şimdi bir yayın içindeyiz ve mesleğim olduğu için söylüyorum. Devletin reklamlarının, kamunun reklamlarının bile kime verileceğini, kime verilmeyeceğini tespit edip onu değerlendirerek onun üzerinden nüfuz oluşturmaya çalışan, onun üzerinden siyaset yapmaya çalışan bir anlayışa sahiptiler. Hala bugünlere kadar böyle geldi. Sadece gazetelere, televizyonlara reklam verme değil, billboardlara reklam vermeler, outdoor dediklerimiz sokak reklamlarında binalara reklam vermeler ve neticede Çaykur gibi müessesenin sıkıntıya düşmesinde, borçlanmasında bile bu reklam vermelerin ne kadar etkili olduğunu gördük. Yani Turkcell'de, Türk Telekom'da gördük. Bunların adlarını veriyorum, reklam gibi görmesinler. Bunlar milli servet. Dolayısıyla Rütük'teki arkadaşlarımız da firmaların adını verdi diye telaşa kapılmasınlar. Biz millet adına bunlara sahiplendiğimiz için bunları ifade ediyoruz. Ve böylesine bir anlayış içerisinde bugünlere geldi ve Türkiye o kadar çok alanda çürüdü ki, işte Türkiye'de çürümesine bunlar yol açtı. İhale kanunu siz her ihaleye göre değiştirirseniz ve neticede 19 yılda 200 civarında değişiklik yaparsanız, bu ihale kanununda yandaşlarını işte arzu ettiklerinizi ihalelere girebilmesi için bu değişiklikleri yapmaya çabalarsanız, buna herkes müdahale etmeye, herkes burnunu sokmaya çalışır. Biz sadece siyasetçilerin ve iş dünyasındaki bir takım uyanıkların, çakalların bu işe girdiğini zannediyorduk. Meğersem organize suç örgütü diye ifade ettiğimiz mafyatikler de bu işlerin içerisine giriyormuş. Ha, bu bizim için şaşırtıcı olmadı. Ama bu kadar girdiklerini doğrusu bilemiyorduk. Bu kadar iç içe olduklarını milletimiz şimdi ilk defa görüyor. Onun için bu çürümeden ötürü sırtını güce, iktidara dayamış abur cubur kişiler, gazeteci kılığına bürünmüş tetikçi ve kirleticiler başta olmak üzere bütün boşboğazlar ve iftiracılar Türkiye'nin son zamanlarında her tarafta kol gezmeye başladılar. Her tarafta türediler bunlar. Şimdi de yaşananları anlatmaya başladılar. Şimdi bu yaşananları anlatırken gerçekten millet üzülüyor. Bakmayın siz millet bu kasetleri milyonlarca izliyor deyip de sanki bir action dedikleri moda tabirle bir heyecan yaşıyormuş anlamını çıkarılmasın buradan. Millet bunları kahrederek üzülüyor, izliyor. Millet bunları inanılmaz şekilde hayretle izliyor. Olan biteni millet ilk defa uzun zamandan sonra kavramaya başlamanın şaşkınlığı içerisinde. Dolayısıyla millet böyle şeyleri bir heyecan için izlemiyor aslında. Yani Sayın devletten Okumuş, duyamadıklarını sözünüzü valla kesiyorum. Bir şey sormam gerekiyor. Acaba
Soylu'nun yayında verdiği mesajlar AKP'ye yönelik ne ifade ediyor? Siz nasıl yorumladınız? Kime mesaj yani, Yani AK Parti'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Cumhur İttifakı bileşenlerine yönelik verdiği mesajlar çok açık. Benimle beraber olmanızı istiyorum. Benimle beraber olmanızın mesajlarıdır bunlar. Yani çünkü her şey ayan beyan ortaya çıktı. Şimdi organize suç örgütünün lideri Sayın Bakan'dan daha planlı hareket ediyor anlaşılan. Daha inandırıcı şeyler söylüyor gibi milletin karşısına çıkıyor. Niye? Çünkü devlet yıllarca Sayın Bakan'ın başında bulunduğu bakanlık yıllarca uzun zamandan beri halkın yakından takip ettiği, dikkatini çektiği birçok meselelerin üzerine şalı örttü. Faraza. Hürriyet gazetesine baskın, Hürriyet gazetesinin şimdi genel yayın müdürü olan Sayın Ahmet Hakan'a yönelik saldırılar. Bunlar Türk kamuoyunu çok yakından ilgilendirdi ve bütün millet bin gözleri önünde cereyan etti. Ama organize suç örgütü veya şu bu kim yaptıysa bunu ilgili kolluk kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı'nın başında bulunduğu bakanlığın mensupları yakalayıp da milletin karşısına çıkarmayınca, millete teşhir etmeyince şimdi milletin kafasında yer eden bu meseleyi şimdi organize suç örgütünün başındaki Sedat Peker'in ağzından ve onun görüntülerinden, onun ortaya koyduğu iddialardan yola çıkarak insanlar öğrenince aa diyor doğruymuş, işte adamın söyledikleri doğru diyor. Aynı şekilde karakolda bir eski milletvekilinin dövdürülmesi, kaburgalarına varıncaya kadar elinin kolunun kırdırılması iddiaları. Şimdi millet bunu da böyle organize suç örgütünün lideri tarafından ifşa edilip duyunca onu da doğru olarak kabul ediyor ve dolayısıyla ne büyük bir haksızlık yapıyor devleti yönetenler, ne büyük haksızlık, hangi haksızlığı yapıyorlar. Yani devlet bunları şeffaf bir devlet olarak milletle paylaşsa, gereğini yerine getirse millet mafyaya inanmayacak, organize suç örgütlerine inanmayacaklar, sırtını dönecek, dikkatine bile almayacak. Ama devlet bunu saklayınca, üzerine şal örtünce, yokmuş gibi davranınca şimdi organize suç örgütünden çıkan bu iddialar ve ifadelerle doğru olduğuna inanıyor ve organize suç örgütü liderine, yani Sedat Peker'e daha çok inanmak durumunda kalıyor. Buna kimin hakkı olabilir? Kimin hakkı olabilir? Devlet vatandaşını hesap verebilir olsa, devlet hukuku hayata geçirebilme konusunda çok ciddi şekilde adımlar atsa ve endişesini hukuksuzluktan yana koysa, yani hukuksuzluğu ortadan kaldırabilme adına koysa, bunların hiçbiri yaşanmaz. Şimdi onun için ayrıca Sayın Bakan kendisini de çok ciddi bir şekilde tartışmanın içerisine sokuyor.